Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü video konumuz fen lisesi kazanabilmek için veya nitelikli bir lise hedeflemek için ders planınız nasıl olması lazım? Serimizin ikinci haftasına başlıyoruz. Evet arkadaşlar seri 2 iki, yani ikinci hafta. Geçen hafta başlamıştık serimize. Birinci haftamızı bitirdik. Daha fazla soru ağırlıklı çalışmıştık. Bu hafta biraz daha arttıracağız soru sayılarımızı. Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan ayı da geliyor. Ramazan ayına özel bir program yapacağız. Kesinlikle hafta içi salı, çarşamba, perşembe arasında yapabiliriz. Ramazan'a çok iyi bir şekilde gireceğiz. Planlarımızı yapacağız ve bu işi inşallah bitireceğiz. Yani öncelikle şunu kafamızda bir oluşturalım. Bu planları bizler boşuna yapmıyoruz. Bu planları Bilanları da zaten saatli olarak yapmıyoruz bilerek ki. Yani kimi akşam çalışıyor, kimi gündüz çalışıyor, kimi çok sabah erken kalkıp erken çalışıyor. Yani o yüzden biz her zaman diyoruz ki arkadaşlar bizlerin hedefleri olsun. O hedefler doğrultusunda bizler çalışalım, o şekilde yapalım diye. O yüzden ben sizlere günlük hedefler belirliyorum. Yani hedeflerimiz olsun istiyorum. Hedefler koyacağız ve bu işi bu şekilde günlük hedeflerimizi tak 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 yapıştıracağız. Yani arkadaşlar lütfen ben tabii pdf hazırlayabilirim ama sen de ufacık bir not alabilirsin. Yani çok zor geliyorsa hocam benim zamanım hiç yok dersen de zaten PDF'ini ayarlıyorum ama senin yazman daha güzel olabilir. Yani eğer sıkıntılı bir yer varsa senin için sen onu düzenleyebilirsin. Mesela ben diyeceğim ki matematikten 70 soru çöz diyelim örnek veriyorum. Sen ya 70 sorunu Allah kahretmesin de 60'a indirebilirsin veya 55'e indirebilirsin. Yani bu planı esnetebilirsin ama ben istiyorum ki evet bu şekilde arkadaşlar. Yani programı kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Öncelik olarak zaten günlük günlük ayarlıyoruz. Pazartesi, salı, pazartesiden başlıyoruz. Cumartesi günü ve pazar günleri kesinlikle ara veriyoruz. Yani bizim tatil şeyimiz oluyor, sürecimiz oluyor. O pazar gününü kesinlikle dert çalışma. Lütfen. Yani onu kesinlikle dinlen istiyoruz. Çünkü Hafta içi çok fazla yoruluyorsunuz zaten yani bol soru çözüyoruz e, deneme çözüyoruz online denemeler sizlere hazırlamaya çalışıyorum e, onları çözüyorsunuz gerçekten çok fazla yoruluyorsunuz o yüzden dinlenmeye ihtiyacınız kesinlikle var arkadaşlar bir gününüzü kesinlikle dinlenin ve ama gerçekten dinlenin yani ne bileyim böyle bir kafa dinleyin gidin bir hava alın işte balkona çıkın hava alın ondan sonra ya kitap okuyabilirsiniz. Böyle dinlenmeler yapın ama sen gidip saatlerce bütün gün boyunca bilgisayar onu oynarsan bu dinlenme değildir. Beynini daha çok yoracaktır bu. O yüzden dinlenme dediğimiz arkadaşlar böyle egzersiz yapabilirsin. İşte kendi çapında işte açma germe yap, egzersiz yap bu şekilde dinlenebilirsin. Kitap kesinlikle oku. Ondan sonra eğitici oyunlar olabilir. Hani işte santranç var onları oynayabilirsin. Ondan sonra farklı değişik başka oyunlar da var oynayabilirsiniz. güzel şeyler var. Onlarla kendini, zamanını onlarla geçirirsen senin için daha da güzel olacaktır. Çünkü yani arkadaşlar bakın dinlenmeyi, bilgisayar oynamak, televizyon izlemek, dizi izlemek, saatlerce sosyal medyada gezmek değildir bu dinlenme. Aslında biz orada o işlemleri yaparken yani kafamız çok fazla yoruluyor. Mesela kendi adıma söyleyeyim. Ben mesela bir gün boyunca bugün mesela çok yoğun geçirdik. Yani bütün 4 tane 5 tane video hazırlayıp sizler için attım bugün. E, arkadaşlar Gerçekten çok yoruluyor. Mesela işte baş ağrısı oluyor, göz ağrısı oluyor. Bir gün boyunca çalışıyorsun bilgisayar üzerinde çalıştığın için. E bu da yoruyor. O yüzden arkadaşlar bilgisayar üzerinde çalışmak, oyun oynamak, o yapmak bunlar dinlenme değildir. Tabii ki oynayacaksın ama bütün saatlerini kesinlikle verme buna. Evet gelelim planımıza çok fazla uzatmayalım. Arkadaşlar pazartesi günü planımıza inşallah ikinci hafta planımıza başlıyoruz. Yine Biraz daha böyle birinci haftaya uygun, biraz daha böyle ağır olsun istiyoruz. Biraz daha sorularımızı arttıracağız. Mesela birinci hafta genelde 60 temel derslerden matematik, işte fen bilimleri, ondan sonra Türkçeden genelde 60'ar tane soru çözüyorduk. Bu hafta 65-70 arasında çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak ilk pazartesi sakin, kafanız rahat, güzel. E, o yüzden de pazartesiyi biraz yoğun geçirelim istiyorum. Mesela hemen şuraya yazalım. Şurayı zaten ben yazacağım arkadaşlar not almak isteyen de oraya e, notunu alabilir arkadaşlar Pazartesi günü 70 tane matematik sorusu yazıyoruz. Şimdi sen diyeceksin o hocam bu ne Allah aşkına diyeceksin. Evet. Arkadaşlar 70 tane soru sadece bir konudan olmasın. Yani mesela çarpanlar ve katlarla ilgili 70 tane soru çözme. Bütün konularla ilgili karışık soru çözebilirsin 70 tane. Anlaştık mı? E, ondan sonra fen bilimlerinden 65 tane çöz. Türkçeden 60 tane çöz. Ama şöyle yapalım pardon. E, matematik ve Türkçeyi çözelim. E, fen bilimini tamam öyle. Mi? Matematik, Türkçe ve İngilizce olsun. Pazartesi günü matematik, Türkçe ve İngilizce olsun. Diğer haftaya göre değiştirdik. Çünkü e, biraz böyle değişiklik güzel olur. Tamam pazartesi günü 70 tane matematik çözüyorsun. 60 tane Türkçe çözüyorsun. Bunun içerisinde paragraf da var zaten. Yani zaten Türkçe'yi çözerken hepsini film olarak çözmüyorsun. Dil anlatım olarak çözmüyorsun yani. O yüzden paragraf sorularını bunun içerisinde alabilirsin. Ama şunu kesinlikle yapacağız. Kitap okumayı ihmal etmiyoruz. Anlaştık mı? Her gün kitap okuyoruz en az 1 saat. Şimdi Tamam. Sonra 45 tane soru çözüyoruz. Kaç oldu arkadaşlar? 70, 60 daha, 130, 140 daha, 175 tane soru oldu ve bir tane genel deneme patlat. Süper olur. Bir tane genel deneme patlat. 90 da o sor, 90 tane de oradan geldi. 265 soru. Bir de ben online denemeler hazırlayacağım sizlere. Tabi şunu da söyleyebilirim arkadaşlar her gün hazırlama imkanım olmayabiliyor, rahatsızlık oluyor, işte ne bileyim işlerim oluyor, meşguliyet oluyor. Ondan dolayı da yani her gün değil ama yani yayınlamaya her gün yayınlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki bin tane soru yayınlandı. Onların hepsini online olarak ayarlayacağım. Sizlere karışık deneme olarak sizlere sunacağım ve onların sonuçlarını da beraber inceleyeceğiz zaten. Evet, pazartesi günümüz bu kitap okumayı da yazıyorum. En alta kitap okumayı unutmayın. Ondan sonra salı günü arkadaşlar. Ne fen bilimleri, ondan sonra İnkılap tarihi ve sonra din kültürü. Fen bilimlerinden kaç tane soru çözelim? E, 65 tane fen bilimlerinden soru çözüyoruz. 45 tane, 5 tane din kültürü ve 45 tane de İngilizce çözüyoruz. İnkılap tarihinden de 45 soru ve Din kültüründen 45 soru çözüyoruz. Ondan sonra bir tane genel deneme patlatıyorsun. Kesinlikle ve online deneme çözüyorsun. Online denemeleri yine dediğim gibi ayarlamaya çalışacağım sizlere. Ve arkadaşlar online denemeleri ben eğer yayınlayamazsam o gün mesela Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı İstanbul, Bursa bunların sorularını çözebilirsin online olarak. Sana çok faydalı olacaktır. Ondan sonra çarşamba günü... matematik, Türkçe ve İngilizce çözüyoruz. Matematikten 70 soru çözüyoruz. Türkçeden 65 soru çözüyoruz. Hatta 70 olsun Türkçeden de 70 soru çözüyoruz. Arkadaşlar ve İngilizceden de kaç olsun? 45 soru olsun. Genel denemeyi patlatıyorsun ve dediğim gibi online deneme. Online deneme olmazsa yine Eğitim Bakanlığı'nın yayında o sorulardan çözebilirsiniz. Şimdi Perşembe'ye geldik. Perşembe günü... Fen bilimleri, inkılap tarihi ve din kültürü. Fen bilimlerinden 70 soru çözüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra inkılaptan 45 soru ve inkılaptan 45 soru ve din kültüründen de 45 soru. Gene genel deneme ve gene online deneme çözüyoruz. Arkadaşlar cuma gününe geldik. Cuma günü tabii ki ne yapacağız? Cuma günü arkadaşlar matematik çözüyoruz. Ondan sonra gene aynı şekilde tabii ki Türkçe ve İngilizce aynı sayılarımız aynı değişen bir şey yok. Genel deneme ve şey yazdık ve en son arkadaşlar kesinlikle kitap okumayı ya unutmayın. Ondan sonra cumartesi günü ne yapıyoruz? Hemen fen bilimlerinden başlıyoruz. 70 tane soru. Ondan sonra in... ondan sonra inkılaptan 50 soru çözüyoruz. Ve son olarak da din kültüründen 45 soru çözüyoruz. Tabi genel deneme ve online denemeyi unutmuyoruz arkadaşlar ve kitap okumayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Pazar günü de... full dinlenin. Dediğim gibi dinlenme olayını kitap okuyarak yapabilirsin. Nefes al, egzersiz yapabilirsin. Bu şekilde ailenle sohbet et, muhabbet et. Bir şeyler öğrenebilirsin. Yemek yapmayı öğren, farklı şeyler öğrenebilirsin. Ama dediğim gibi bütün günlü bilgisayar oynamak, sosyal medyada geçirmek yapma kesinlikle bunu daha fazla yoracaktır seni. Şimdilik arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Tabii ki Ramazan ayı planımız gelecek ve Gece çalışacağız, beraber çalışacağız. Canlı yayın açacağım, canlı yayınla beraber olacağız arkadaşlar. Sizi hiçbir zaman bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. O liseler kazanılacak. Zabaha kadar <laughs> çalışacağız arkadaşlar. Zabaha kadar buralarda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.